Selim. Abi, hiç inme. Arabasızım, hemen gidiyoruz. Hadi. Niye, ne oldu ki? Nereye gideceğiz? Abicim, sen bin arabaya, ben sana yolda anlatırım. Hadi. Abicim, tekrar o trafiğe giremem ben ya. Ver abicim anahtarları. Hadi atla. Hadi abicim bin. Annesinin yakışıklı oğluna bakın be. Nasıl da yakışmış kıyafetleri. Oğlum, büyüdüğünde annenle babanla yemeğe mi çıkıyorsun? Oo, keyfiniz yerinde bakıyorum. Gel dayısı, gel. Bak bakalım nasıl olmuş yeğenin. Oo, çok yakışıklı olmuş. Dayısı gibi yani. Benim yeğenim cicileri giymiş, gezmelere mi gidiyor yoksa? Evet, babası yemeğe götürecek. Abla, dayanamadın, barıştın yine değil mi? E bari biraz burnunu sürtseydin. Kolejde değiliz Berk. Ne demek burnu sürtülsün? Sen karına böyle muamele yapıyorsun demek. Ne alakası var? Öyle bir şey yapmıyorum ben Didem'e. Ne bileyim, birden öyle düşündüm nedense. Ya abla, ben de seninle Didem hakkında konuşmak istiyordum. Madem konu açıldı, sen ne düşünüyorsun Didem hakkında? İlk defa hayatındaki biri hakkında fikrimi soruyorsun. Bu zamana kadar seni dinlememenin faturasını hep ağır ödedim abla. Ama biliyorum ki bu hayatta en çok iyiliğimi isteyen sensin. Didem iyi bir kız aslında. İyi bir eğitim almış. Zeki, güzel. Ama törpüleyemediği bir hırsı var. Ve bu hırs ne ona ne de sana iyi geliyor. Ama tabii sen bilirsin. Ben onu idare etmesini bilirim. Olduğu gibi kabul ederim diyorsan, evliliğinizin bitmemesi için size en çok ben desteklerim. Gökhan, abicim bak, yine içmeye gidiyorsak ben almayayım. Sen geldin geleli bir yıllık alkol kotamı doldurdum zaten ya. Hayır abicim, bu gece içmeden sarhoş olacağım. En sevdiklerimle harika bir gece geçireceğim çünkü. Hadi bakalım. Berk bunları görünce delirecek. Merhaba. Merhaba Didem. Biraz yukarı çıkar mısın? Az sonra hazırım. Hem bir kahve içeriz. Ya aşağıda değilim. Yolda mısın? E çabuk ol, gecikmeyelim. Ya Didem, ben gelmiyorum. Neden? Böyle olması daha iyi. Ama ben seninle çok önemli bir şey konuşacaktım. Ya sonra konuşuruz, olur mu? Nasıl ya? Telefonu kapattı. Bahar da mı geliyor? Sadece bahar olsa iyi. Yakışıklı oğlum da gelecek. Oğlum, beni niye getirdin o zaman buraya? Birlikte olalım diye. Abicim, benim ne işim var? Sen oğlunla, Bahar'la baş başa ol. Beni ne yapacaksın? Oğlum, anlamıyor musun? Sen hayati bir tamponsun. Bahar seni çok seviyor. Şimdi sen olduğun için tatsız konuların hiçbiri açılmayacak. Çok keyifli bir gece geçireceğiz. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Anneciğim, yemeğe mi gidiyoruz? Hah, geliyor. Gel bakalım benim yakışıklı oğlum. Merhaba. İki günde amma da ağırlaşmışsın sen Yiğit. Yiğit'in annesi, sen de bu akşam çok güzelsin. Sağ ol. Hadi ne bekliyoruz, gidelim. Rezervasyon saatimizi kaçırmayalım ha. Alayım. Gel bakalım anne. Gel.
prensim. Bak, burayı öğrendim. Sen de sevgililerini buraya getirsin artık. Bu bir aile geleneğimiz olur. Heh. Ama bak, çok önemli bir kuralımız var. Buraya getireceğin küçük hanım, annen gibi çok güzel olmalı. Anlaştık mı oğlum? Küçük prensim. Bahar. Söylediğim her şeyi anlıyor gibi. Baksana nasıl bakıyor. Anlıyor tabii Gürkan. Kocaman oldu artık. Yakında yürüyecek benim oğlum. Tabii ki yürüyecek. Değil mi? Ha? Diş çıkarma nasıl gidiyor Bahar? Sıkıntılı demiştin, bitti mi? Çıkıyorlar işte birer ikişer. Ama onun da benim de canımı okuyor minik dişler. Selim, sana da teşekkür etme fırsatım olmadı. Ben yokken karıma ve çocuğuma sahip çıktığın için teşekkür ederim. Dostluğunu ailemizden esirgemedim. Çok sağ ol. Bir şey yapmadık canım, ne demek? Hadi. Hadi bakalım. Şerife, Şerife.